Büyük bir olasılıkla şu sözü daha önceden duymuşsunuzdur. Her kuvvetin kendine eşit ancak zıt yönde bir tepki kuvveti bulunur. Bu aynı zamanda Newton'ın üçüncü hareket yasası olarak da bilinir. Ancak fizikte hakkında en çok yanlış anlaşılma yaşanan konulardan da biridir. Bu videoda bu konunun biraz daha ayrıntısına girmek istiyorum. Ekranda Newton'un üçüncü yasası yani etki-tepki, diğer ismiyle aksiyon-reaksiyon kuvvetleri ile ilgili iki farklı örnek görüyorsunuz. Buradaki uçak jet motorları aracılığıyla hava parçacıklarını geriye doğru iterek ileriye doğru hareket edebilir. Hava parçacıkları bu motorların arka kısmından çok ama çok hızlı bir şekilde püskürtülüyor. Parçacıklardan birini büyütecek olursak, örneğin bu çizdiğim, bu parçacıklardan biri olsun, jet motoru bu parçacık üzerine bir kuvvet uyguluyor. Uygulanan kuvvetin yönü buysa, eşit ancak zıt yöndeki tepki kuvveti hakkında ne söyleyebiliriz? Eşit ancak zıt yöndeki kuvvet bu parçacık üzerine etkimiyor. Bunu molekülün uçağı yaptığı şey olarak da düşünebiliriz. Eşit ancak zıt yönlü kuvveti parçacık jet motoruna uygulayacak. Zıt yönlü diyoruz. Bu şekilde çiziyorum. Uçak bu şekilde hızlanıyor. Parçacıklara bir kuvvet uyguluyor ve onları geriye doğru ivmelendiriyor. Eşit ama zıt yönlü kuvvet ise bu parçacıkların uçağa uyguladıkları ve uçağın ileriye doğru hareket etmesine sebep olan kuvvet. Aynı durum bu roket için de geçerli. Burada roket yakıtı bulunuyor. Yakıt ateşleniyor, patlıyor ve patladığında buradaki moleküller üzerine bir kuvvet uyguluyor. Kuvvetin yönü bu. Aynı anda moleküllerinde rokete uyguladıkları eşit ancak zıt bir kuvvet var. Evet, roket üzerine etkiyen kuvvet buna eşit ancak zıt yönlü. Anlaştık mı? Buradan çıkarmamız gereken sonuçlardan biri tepki kuvvetinin her zaman aynı cisim üzerine etki etmediği ve farklı bir cismin söz konusu olabileceği. Cisimlerden biri diğerine etki kuvveti uygularken diğeri de tepki kuvveti uyguluyor. Kuvvetler birbirini götürmez. Kuvvetlerin çiftler halinde ve aynı anda ortaya çıktıklarını da unutmamak lazım. Herhangi bir gecikme söz konusu olamaz. Anlaştık mı? Peki bunun farklı örneklerinde incelemek ister misiniz? Bu kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir durum. Astronotun biri uzayda sürükleniyor. Bu astronotun bir sırt roketi olup olmadığını bilmiyorum ancak olması durumunda çok işine yarayacağını söyleyebilirim. Sırt roketinizin yakıtının bittiğini ve uzayda sürüklenmeye başladığınızı düşünelim. Uzay mekiğine nasıl geri döneceksiniz? Üzerinizde İngiliz anahtarı gibi atabileceğiniz bir şey varsa, İngiliz anahtarını alıp bu yöne doğru atabilirseniz, uzay mekiğinin de burada bir yerde olduğunu düşünelim. İngiliz anahtarının size uygulayacağı eşit ancak zıt yönlü kuvvet sizi bu yöne doğru itip bu yönde ivmelenmenizi sağlayabilir. Evet, oldukça faydalı bir bilgi değil mi? Bir gün uzayda sürüklenmeye başlarsanız çok işinize yarayabilir. İsterseniz şu anda bir deney de yapabilirsiniz. Karşınızdaki masayı parmağınızla ittirin. Masayı ittirdiğinizde masaya bir kuvvet uygularsınız, değil mi? Aynı anda parmağınızın da bir miktar sıkıştığını hissedersiniz. Bunun nedeni masanın parmağınıza uyguladığı tepki kuvvetidir tepki kuvveti parmağınızın masaya uyguladığı kuvvete eşit ama zıt yönlüdür. Bu arada bu durum birbirinden uzak olan cisimler için de söz konusu olabilir. Örneğin ayın dünya etrafında bir yörüngede dönmesinin sebebi dünyanın kütlesinin ay üzerine uyguladığı çekim kuvvetidir. Aynı zamanda aydan kaynaklanan ve dünya üzerinde etkili olan eşit ancak zıt yönlü bir kuvvet de vardır. Aslına bakarsanız dünyanın etrafında yörüngede dönen ay değildir. Hem dünya hem de ay toplam kütle merkezleri etrafında dönmektedirler ki bu da dünyaya daha yakındır. Hatta dünyanın hacmine dahildir diyebiliriz. İşte bu yüzden ayın dünya etrafında döndüğünü düşünüyoruz. Gök cisimlerini bir kenara bırakalım. Örneğin ben 75 kiloyum. Bu dünyanın yer çekimi sebebiyle benim üzerime uyguladığı kuvvet. Ancak ben de aynı zamanda dünyayı 75 kilogramlık bir kuvvetle itiyorum diyerek videoyu bu noktada sonlandırmak istiyorum. Hadi etrafınıza bir bakın. Her kuvvetin eşit ancak zıt yönlü bir tepki kuvveti vardır. Ancak bu kuvvetler aynı cisme etki etmedikleri için birbirini götürmezler.